Senin ne işin var benim yanımda? Hala burada olduğuma inanamıyorum ya. Ah. Sana da günaydın. Sen bütün gece benim yanımda mı uyudun? Evet. Bütün gece yanımdaydım. Uyuyakaldım burada. Marina'ya gelmişiz. Motor tamir oldu. Kaptan getirdi bizi. İyi. Annemler merak etmişlerdir. Gideyim ben. Ya dur bir kahvaltı yapsaydık beraber. Şaka şaka tamam bırakırım ben seni hadi. Senin gelmene gerek yok. Ben kendim giderim. Günaydın Somer Bey. Sinan Bey. Size ulaşmaya çalıştım. Teknede olduğunuzu söylediler zeytinlikler. Merhabalar. Merhabalar Türkan. Merhaba. Mahkeme günü belli oldu. Buyurun. Davayı geri çekemiyor muyuz? Maalesef. Araya hafta sonu girdiği için dileke versek de yetişmeyebilir. Ne zaman peki duruşma? Ya nasıl şimdi? Ben boşanmaktan vazgeçtim. Yine de dava sürecek mi? İkiniz de mahkemeye gitmezseniz dava düşer. Gideceğiz tabii ki de mahkemeye. Niye böyle bir şey soruyorsun ki Somer? İyi de ben istemiyorum. Ben istiyorum ama. Ya davayı ben açtım, şimdi de vazgeçiyorum. Bu taleplerinizi mahkemede dile getirirsiniz. Çekişmeli bir davaya dönmesini istemiyorsanız ortak bir kararla getirin bence. Size duruşmanın zamanını sormuştum. Ne yapacaksın? Niye soruyorsun? Bu pazartesi. Bu kadar çabuk mu ya? Siz hızlandırın demiştiniz. Sen versene şunları. Benimki nerede? Adresinize yollandı. Baba evine mi? Babamın görmemesi lazım. Geldim, geldim. Günaydın müdürüm. Aa. Günaydın İrfan, günaydın. Şükürler olsun bugünlere. Bir baba oldunuz bana hep. Ben de bir oğul gibi sizin şefkatinize layık olmaya çalıştım. Ne mutlu ki sizin emriniz altında çalışma şerefine nail oldum. Sakin ol oğlum, bir dur. Ne oluyor? Ben emekliye mi ayrıldım? Bana veda etmeye mi geldin buraya? Yok müdürüm. Sizi böyle canlı, iyileşmiş görünce heyecanlandım. Yüreğim coştu birden. Bilirsiniz sevgimi gizleyemiyorum heyecanımı. Buraya bana bunları söylemek için mi geldin? Ha yok. Size bir resmi evrak vardı da. Resmi evrak mı? Nereden geliyormuş? Bilgi veremem kimseye. Müdürüm öyle söyledi. Ya şuraya bir yere koydum da müdürüm çok affedersiniz. İyi iyi çantayı yanından ayırmıyorsun artık. Hayır ayırmıyorum. Hala meşgul ya of delireceğim. Ya babam aldıysa Evra? Allah'ım ne olur öyle bir şey olmasın ne olur. Türkan Celp babanın eline geçecekleri ne hale düştün. Baksana boşandığımızda ne olacak? Bak gel şu kararını bir daha düşün. Bir şans daha ver bize. Ha? Bak avukatın ne dediğini duydun. Eğer pazartesi günü mahkemeye gitmezsek dava düşüyormuş. Gitmeyelim. Daha hızlı süremez misin? Güzel. Açık açık konuştuk her şeyi. Bir sıkıntı yok. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Nasıl kurtulacağım ben bu adamdan? Thank you.
Günaydın. Kendime tost yapıyorum. Sen de ister misin? Hayır. Akşam nasıl geçti? Annenler iyi mi? İyiler. Sohbet ettik işte biraz. Bebeğimizden bahsettin mi? Hayır, söylemedim. Bu çocuk ailenle aramızda köprü olacak demiştim. Bence bahsetmelisin bir an evvel. Evliliğimizin kurtulduğunu öğrendiklerinde onlar çok mutlu olacaklar. Hiçbir şeyin kurtulduğu yok Nihat. Oyun oynamayı bırak artık. Şöyle yapalım mı? Akşam ailenle bir araya gelelim. Hem bebeğimizden bahsedelim hem de yeniden birlikteliğimizi öğrensinler. Seninle hiçbir şey başlamıyorum ya ben. Hayal kurmayı bırak artık. Ben hayal kurmuyorum. Ama sen çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ben de burada durup yaşadıklarını unutturmak için çalışıyorum. Ne yapacaksın ya? Ha? Zorla mı tutacaksın beni burada? Mine. Ben çok sabırlı bir adamım. Beni bilirsin. Akşam ailenle nerede yemek yiyeceğimize karar ver. Allah'ım inşallah posta gelmemiştir. Posta geldi mi? Geldi. Baba. Anne, ne oldu? Derya'nın sınav kağıdı geldi de. Oğlum, gel, gel otur şöyle. Anlatırım sonra. Telefonla aradım sizi sürekli, meşgul çalıyordum. Halanla konuşuyordum. Hoş geldin. Hoş geldin. Dönüş. Ablacığım konuştuk bunları, üzülme. İlk sınavım yanmasaydı şimdi ikinciye giriyor olacaktım. Olmadı. Mesut. Çay. Derya. Eniştene niye çay vermedin kızım? Unuttum babacığım. Soma enişte al, ben içmeyeceğim zaten. Dursun dönüş, ben şimdi koyarım bunu. Somer Türkan var işte. Küs değil. Oğlum, niye öyle dedin? Küstüler mi? Yanlış anlamışsın Mesut, biz çocuk muyuz küselim? Bak, çocuk seni günlerdir göremediği için kafasında neler kurmuş. Haklısınız efendim ama bahsetmiştim. Gelemedim. Somer'in işte Türkan denize kaçırdı. Tekneyle kaçırdı. Dün gece gezmeye gitti ya çocuklar, onu diyor galiba. Türkan, tekne gezisi nasıl geçti kızım? Gerçi sen geceleri teknede gezmeyi sevmezsin ama. Çok iyiydi. Çok keyif aldık. Türkan da çok keyif aldı. Öyle öyle. Keyifliydi babacığım. Umarım bir dahaki de hep beraber ailece gideriz. İnşallah. Kızlar, Derya dönüş kahvaltınızı yaptıysanız hadi doğru okula. Hadi Derya. Ben de izninizi isteyeyim yavaştan. Dur oğlum dur, ne acele ediyorsun? Rahat rahat çayını iç hadi. Peki nasıl isterseniz. Ben de okula gidiyorum. Sen babana göz kulak olursun değil mi kızım? Tamam anne, merak etme. Hayır hayır hayır. Kızı başıma dikip esir etme. O gitsin kocasıyla. Ben ilacımı da içerim, yemeğimi de yerim.
Damat, sen al götür Türkan'ı. Ama Sadıkçığım... Babacığım, sen daha iyileşmedin ama. Türkan, kızım biz seninle ne konuştum? Tamam, senin artık burada kalmana gerek yok. Ben kendimi idare ederim. Yok, olmaz Sadıkçığım. Düşersin falan. Nesin, niye düşeyim? Turp gibiyim ben, turp gibi. Aa, olmadı. Nezahat'i ararım, o gelir tabii. Bütün gün evde oturuyor zaten. Gelir, bakar bana. Hadi kızım, hadi sen de hazırlan. Kocanla evine git. O da tekne köşelerinde kalmasın. Yazık. Aslında iyi fikir tabii. Siz de kendinizi iyi hissediyorsanız. İyiyim ben, iyiyim. Ya içim rahat etmeyecek benim. Birkaç gün daha kalsaydı iyi olurdu aslında. Tamam. Ben sizin içiniz rahat etsin diye Nezahat'i arayacağım, tamam mı? Ben de bir lavaboya gideyim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.